Epiktetos, 2000 yıl önce Hierapolis'te karşılaştığı zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Köle olarak doğmuş, hatta bir isim dahi verilmemişti. Epiktetos sadece edinilmiş anlamına geliyordu. İşkencelere maruz kalmış, emeğinin meyveleri çalınmış, bedeni adeta bir yük hayvanı gibi istismar edilmişti. Yere çakıldı, ardından kaldırıldı. Haksız yere sürgüne gönderildi. Hayal edilemeyecek kadar zorlu zamanlar geçirdi. Ancak yine de zafer kazandı. Neden mi? Çünkü Epiktetos, hayatını dehşet ve trajedi dizisi olarak değil, sonsuz fırsatlar yumağı olarak görüyordu. Sahne ve hapishane biri yüksek, diğeri alçak dedi. Ancak her iki ortamda da seçim özgürlüğü korunabilir. Eğer her olayın iki tutacağı olmasını istiyorsan, öyle olsun. Biri senin taşıyabileceğin iki tutacaklı olsun. Epiktetos, odaklanabileceği şeylere odaklanmayı seçti. Düşüncelerine, değerlerine ve kendilik duygusuna, geri kalanı görmezden geldi. Nero'nun sarayındaki güçlü figürleri izlerken, Epiktetos bir köle olmasına rağmen kendi özgürlüğünü fark etmeye başladı. Çoğu, güç, hırs, zevk ve övgüye esir olmuştu. Zihinleri başka yönlere kaymış, dikkatleri kolayca dağılmıştı. Küçük suçlardan muzdarip olmuş ve önemsiz husumetlere kapılmışlardı. Mücadeleci öğretmen Musonius Rufus'un rehberliğinde Epiktetos kurtuldu. Nihayetinde Roma'nın en parlak zihinlerinin öğretmeni oldu. Gelecekteki İmparator Hadrian da dahil olmak üzere. Fikirleri Marcus Aurelius'a ulaştı. Ve çok az etkiye sahip olan bir adam, aniden dünyanın en güçlü insanlarını olumlu yönde etkilemeye başladı. Epiktetos sadece dayanıklılığı temsil etmiyor, aynı zamanda her zaman ve her yerde iyi bir hayatı arama ve kurma yeteneğini simgeliyor. Koşullar insanı şekillendirmez, sadece onu kendisine gösterirler, diye belirtti Stoacılar. Biz hayatın aktörleri olarak sahnede yer alıyoruz, diyorlardı. Bir aktörün yapabileceği tek şey rollerini iyi oynamak ve gerisini bırakmayı öğrenmektir. Bu nedenle hayatı bu şekilde görmeliyiz: doğduğumuz yeri, ebeveynlerimizin kim olduğunu veya diğer insanların bize nasıl davrandığını kontrol etmediğimizi kabul ederek. Sadece elimizdeki malzemeyle ne yaptığımızı kontrol ederiz. Evet, birçoğu kontrolümüz dışında olsa da insanların düşündüğünden daha fazla eyleme sahibiz. Azim ve beceriyle kendi kaderimizi nasıl şekillendireceğimizi öğrenebiliriz. Onu kontrol edebiliriz, şekillendirebiliriz. Ona hayır demek değil, kendi yaşamımızda muazzam bir performans sergileyerek ona evet demek. Umarım bu videoyu keyifle izlersiniz ve lütfen abone olmayı düşünün. Şu anki rolünüz ne olursa olsun, varlık sahnesinde muazzam bir performans sergileyerek kendi kaderimizi daha iyi bir yöne şekillendiriyoruz. Stoik düşünce tarzını beğendin mi? Yorumlarda düşüncelerini bizimle paylaşmayı unutma. Abone olmadıysan şu an tam zamanı. Kendinizi bu stoacı ilkelere kaptırdığınız için teşekkür ederiz. Hayatın karmaşıklıklarında ilerlerken ilham ve rehberlik kaynağı olsunlar. Bir dahaki sefere kadar kendinizi keşfetme yolculuğunuza devam edin ve stoacılığın daha amaçlı ve tatmin edici bir hayata giden yolda kararlı bir yol arkadaşı olmasına izin verin.